Dolandırıcıların teknik servis tuzağını artık bilmeyenimiz yok. İnternet aracılığıyla yapılan dolandırıcılık şimdilerde alenen hırsızlık yöntemiyle karşımıza çıkar oldu. Öyle ki evinize yetkili servis gibi girip tamir etme bahanesiyle cihazınızı alıp kayıplara karışıyorlar. Peki biz nasıl önlem alacağız? Gelen ekibin gerçekten yetkili servis olup olmadığını nasıl anlayacağız? Yanıtı geliyor. Aleni dolandırıcılık yapılıyor. Makineyi tamir ediyorum diye götürüyor, bir daha gelmiyor. Dolandırıcıların bilindik servis tuzağı son aylarda yine yükselişte. Kullandıkları yöntem yetkili teknik servis maskesi takmak. Beyaz eşyamız ya da televizyonumuz bozuldu. Genelde ilk yaptığımız şey internete girip teknik servis yazmak ve karşımıza çıkan ilk numarayı aramak. İşte dolandırıcılar da tam da bunu kullanıyorlar. Arama motorlarında, sosyal mecralarda bu sahtekarların, anlı şanlı ünlü markaların amblemleriyle verdikleri ilanlar en üste çıkıyor. İşte buzdolabı arızalandı, bunu yaptıracağım diye en üste çıkanı arıyor. Tüketici yetkili servisle görüştüğünü zannederken eve dolandırıcılar geliyor. Ufacık böyle bir şeye bakıyorlar, yalandan bir sürü para alıyorlar. Burada nitelikli dolandırıcılık var. Geliyor buzdolabını, bulaşık makinesini, çamaşır makinesinin şu parçası bozuk, 500 lira 600 lira diyor, parayı da peşin almamız lazım. Cihazı da alıyor, söküyor, taşıyor, götürüyor, sırra kadem. Alıp götürdüğümü daha zor. Makine elimizden gider. Peki sahte servislerin tuzağına düşmemek için ne yapmak gerek? Tüketiciler ana firmayı arayıp onun yetkili servisini o bölgedeki kendisinden öğrensinler. Orada sponsorlu yazıyorsa şüphelenin. Birçok rakip markanın logosunu bir arada yayınlıyor. Bu bile işarettir. Tanınmış ciddi markalar teknik servislerinin rakiplerine de hizmet vermesine asla izin vermezler. Alıp götürünce ne yaparım sonra? 10 milyar lira bir makina. Peki diyelim ki yaptık böyle bir hata, başımıza geldi, dolandırıldık. Dolandırıldıktan sonra ne yapacağız? Mağdur tüketiciler mutlaka cumhuriyet savcılıklarına şikayetlerini iletsinler. 8500 lira cezası var. Beyaz eşyanın üzerinde numaralar devamlı oluyor, servis numaraları. O yüzden direktmen oraya açıyoruz. Kendi tanıdıkları yerdeki servisleri çağırırlarsa bence güzel önlem olur. Yani boşu boşuna dolandırılmazlar, para kaybetmezler, ellerindeki eşyadan olmazlar.